Merhaba arkadaşlar. Bugün Code Fiction'ın bir P2P bölümüyle karşınızdayız. Bugün Doğuş Teknoloji'den Umut Özel bizimle beraber. Developer Experience konuşacağız, Tooling konuşacağız ve bayağı ilginç meselelere değineceğiz. Ama ondan önce bir Umut'u tanıyalım istiyorum. Umut, bir kendinden bahseder misin? Selamlar herkese. Yaklaşık 6,5 yıldır Doğuş Teknoloji'de çalışıyorum. Yazılım mimarı olarak başladım. Şu anda biraz daha farklı bir pozisyondayım. Bu yurt dışında tanık olduğumuz işte Microsoft, Facebook, Google çoğu uyguluyor bu teknik kariyer yolu diyelim. Teknik kariyer yolunda yeni sayfalar açtık çalışanlarımıza, yeni imkanlar açtık ve ilk kobay ben oldum. Şu anda Senior Expert olarak çalışıyorum. Biraz farklı konulara giriyorum diyebiliriz. IoT ile ilgili bir ekibe liderlik ediyorum. Blockchain çalışmaları yapıyoruz. Şirket içi ürünleşme konularında çalışıyoruz. Oyun geliştiren bir ekibimiz var. Böyle rahatlamak için tartışma ortamı olarak kurduğumuz bir Sistem 32 grubumuz var. Herkesin fikirlerini özgürce paylaştığı, yeni deneyler yaptığımız, örneğin Rust'la ilgili çok güzel çalışmalar yürütüyoruz o tarafta. İK ile çok yakın çalışıyorum. Geleceğe giriş, özellikle şu dönemde odağımızda çok yoğun bir stajyer alımımız var. 8700 civarı başvuru aldık. Bu süreçteki sınavla ilgili çalışmalara liderlik ettim. Yani güzel bir program. Umarım arkadaşlar, ilgilenenler duyarsa bizi, onlar da sınava dahil olurlar. Böyle yani farklı farklı konularda biraz deneysel, biraz orta sahada serbest kalmış bir futbolcu gibi ilerliyorum diyebiliriz. Abi hoş geldin. Çok güzel bir giriş oldu. Aynı zamanda tabii ki Fatma ve Barış da bizlerle. Bu durumda Code Fiction ekibinde yarısı hemen hemen burada. İstersen Fatma, sana bırakayım sözü. Senle devam edelim. Ben aslında bu gelecek projesinden çok etkilendim. Yani bayağı heyecanlı görünüyor ve sektörde de bayağı yazılımcı açığı var. Yani bütün şirketler zar zor yazılımcı bulabiliyoruz. Dolayısıyla çok iyi bir yatırım olacağını düşünüyorum. Hala başvurular devam ediyor mu 8700'ün üzerine? Onu merak ettim. Sanırım tamamlandı. Bu konuda daha net olmayı çok isterdim. Ama sanırım sınavlar yollanmaya başlıyor bugün. Tahminimce kapanmış olabilir. Yine de bir bakmalarını tavsiye ederim. Abi şimdi şöyle bir bahsettin çalıştığın yerlerden. Hani o kadar çok yere dokunuyorsun ki ister istemez insan merak ediyor. Yani bu kadar farklı teknoloji ekibiyle çalıştığın zaman neler görüyorsun, neler yaşıyorsun? O yüzden aslında developer experience konuşmak seninle çok heyecanlı. Eminim her ekibin bambaşka tecrübeleri oluyordur. Ve onları aslında tek potada sende eritebiliyorlar yani. Nedir abi bu developer experience? Ya hemen anlatayım. Aslında user experience'ı çok duyuyoruz. Kullanıcıların bir sistemle, bir siteyle diyelim, etkileşime girdiğinde nasıl bir tecrübe yaşadıklarını aslında işleyen, bir psikolojiye daha yakın bir alan. Burada user, kullanıcı yerine yazılımcıyı koyduğumuzda aslında yazılımcının bir hedefe doğru ilerlerken, geliştirme yaparken, kullandığı araçlar, programlama dilleri vesaire, bu yaşadığı tüm tecrübe aslında developer experience. Ben hani neredeyse kariyerimin ilk başlarından beri takıntılıyım bu konuya. 15 yılı geçti sanırım şu anda. Ta zamanında her metoda comment yazmak zorundayız. Yorum olmak zorunda günlerinden beri. Eğer yorum yoksa commitleyemiyorduk, gönderemiyorduk sunucuya. O zamanlar ilk bu experience benim hoşuma gitmedi. Çünkü ben her metotta comment olması gerektiğine karşıyım. Yani çünkü çok saçma yorumlarla karşılaşıyoruz. Get company ID, yoruma bakıyorsun, get the company ID yazıyor. Yani metodun adı aslında zaten her şeyi açıklıyor. Bu tür şeylerle karşılaşmamak için, daha rahat ilerleyebilmek için yaklaşık 15 yıl önce ilk Visual Studio eklentimi yazarak başladım. Bu tür şeylerle haşır neşir olmaya. Ondan sonra Eclipse'le Java geliştirmesi yaparken, Eclipse'deki şu anda adını bile hatırlamıyorum, eklenti sistemiyle low-code bir platform geliştirmeye çalışmıştık. Sanırım o da 14 yıl önceye dayanıyor. Mesela şeyleri düşünün, sürekli dosya upload etmeniz gerekiyor bir sisteme. Uygulamayı açıyorsunuz, login oluyorsunuz veya işte menüden ekranlara gidiyorsunuz, dosyayı upload ediyorsunuz. Onun yerine Windows Shell'e extensionlar var. Onu da bir 13 yıl önce kadar yazdım diye hatırlıyorum. Sağ tıklayıp dosyayı gönder dediğinizde sisteme upload eden bir eklenti. Aslında sürekli Bill Gates'in söylediği gibi tembel yazılımcı şeyine bağlayabiliriz. Çok tembelim. Bunu da söylemek lazım. Uzun süren, tekrar eden işler çok canımı sıkıyor. Olabildiğince kısa halletmeye çalışıyorum. Mesela şunu söyleyeyim. Çalıştığım bir şirkette bilgisayarın başından sanırım 5 metre uzaklaştığınızda ekranınızı kilitlemeniz gerekiyordu. Bunu telefonumdaki Bluetooth'la
senkron olup 10 metre Bluetooth'ta, 10 metre uzaklaştığımda ekranı kilitleyen bir Windows eklentisiyle çözmüştüm. Hatta çikolata karşılığı arkadaşlarıma satmıştım bunu. Böyle şeyleri çok seviyorum. Bir şey daha söyleyeyim, ondan sonra size devredeyim. Buradan önce çalıştığım şirkette girip çıkarken kapıyı açmada şeyi kullandıklarını fark ettim. Telefonunu açıp kaldırıp bir şeye basıyorlardı. Bir gün izledim, 171'di galiba. 171'e bastıklarını gördüm. Ben bununla ne yapabilirim dedim. Küçük bir USB modem aldım, bilgisayarıma bağladım. Küçük bir telefon apisi var. T-API miydi? Unuttum şu an adını. 171 arayan küçük bir şey yazdım. Skype'a da bir eklenti yazdım. Skype'a açıl susam yazdığımda telefon hattından kapıyı arayıp kapıyı açtırıyordum. Ve 3 yıl çalıştım orada. 3 yıl boyunca kimseye nasıl yaptığımı söylemedim. Yemeğe çıkıyoruz. Yemekten dönüyoruz. Ben böyle yapıyorum. Ellerimle açıl susam hareketi yapıyordum. Kapı açılıyordu. Çünkü sleep koymuştum. Mesajı gönderdikten 5 saniye sonra açtırıyordum. Böyle bayağı büyülü bir şey. Herkes nasıl yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? İşte bu tür şeyleri kurcalamayı, işte kolaylaştıran şeyleri çok seviyorum. Bu muhtemelen kariyerimde 4 kere falan framework yazmama sebep oldu. Yazmam veya yazan bir ekipte yer almama. Çünkü yazılımcıları izlediğinizde aynı işi tekrar tekrar yaptıklarını gördüğünüzde bu işi nasıl hızlandırırız, bu işi nasıl daha güvenli hale getiririz düşüncesi sık sık geçiyor. Abi çok değişik şeylerle uğraşmışsın ya böyle evet. Anlatınca. Ama hani bir özetlemek istersek şey diyebilir miyiz? Yazılımcıların günlük hayat kalitesini arttırmak. Kesinlikle. Verimliliğini arttırmak doğal olarak aslında şirketinde değerini arttırmak için dolaylı olarak o tecrübeyi geliştirmek aslında yani. Kesinlikle. Yani konuşacak çok şey var ama bir ekip konusuna da girmek istiyorum. Bazı şirketlerde çünkü bu iş için ekipler var. Ben hiç o kadar şanslı olmadım. Böyle bir ekiple çalışamadım. Çalışanınız var mı arkadaşlar? Ben de çalışmadım. Barış çalışmış. Bizde var. Şu anda çalıştığım bir yerde var. Öyle bir şey ekibi var içeride. Aslında platform ekibi diye bir ekip var içeride. Yani bizim developer işte product ekiplerinin aslında yani kullandığı tool'lar üzerinde aslında deneyimimizi biraz daha iyileştirmeye çalışan ekipler diyebilirim. Yani normalde işte az önce Umut'un bahsettiği gibi yani işte birazcık atıyorum biz Kubernetes kullanıyorsak işte bu Kubernetes'i daha kolay nasıl kullanabiliriz? Ya da işte bir atıyorum login kullanıyor. Herkes loglama yapıyor şirket içerisinde illaki. Bu loglama deneyimini herkes için nasıl kolaylaştırabiliriz üzerine kafa yoran bir takım insanlar var aslında. Ama bunlar tabii ayrı bir ekip olmasına da gerek yok. Zaten normalde hani ayrı ekip olmadığı zamanlarda da ne oluyordu? İçeriden birisi buna kafa yoruyordu. Ben bunu nasıl şey yaparım? Herkesin... Bir kahraman çıkıyordu. Evet, bir kahraman çıkıyordu. Bunu ben nasıl herkesin kullanabilirim? Bileceği bir şeye getirebilirim kafasıyla aslında onu bir library'e belki çeviriyordu ya da işte atıyorum işte container teknolojisi kullanıcısı işte bir sidecar yapıyordu belki vesaire. Biraz onun aslında ekibe bürümüş hali diyebiliriz sanki. Yani dedike bir ekip olarak yer alması da çok karşılaşmadım ama Barış'ın dediği gibi genelde ekiplerin içinde bu işi, bu sorumluluğu alan insanlar çıkıyor. Şöyle diyeyim, bizim şu an çalıştığım Doğuş Teknoloji'de biz mimari ekip olarak böyle bir sorumluluk almıştık. Herkese ortak yapı, ekipler arası geçişi kolaylaştıracak bir ortak framework yapma isteğimiz vardı, geliştirme isteğimiz vardı. Ekipler eğer bunu da hani şirket kültürü ya da başka şeye bağlayabilirsiniz ama ben bunun tamamen doğal bir süreç olduğunu düşünüyorum. Şirket içinde ekipler farklı projeler üzerinde çalışıyorlarsa, yani diyelim Amazon'da çalışırken gerçekten %90 ekip Amazon ürününe odaklı çalışıyor. Çok çok farklı müşteriler ve çok farklı teknolojilerle çalışan ekipleri tek bir potada eritmek çok ütopik. Yani böyle bir şeyin peşinden koştuğunuzda genelde başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bizde de öyle oldu. Kullanılan projeler oldu ama herkesin isteklerini tek bir noktada çözmek çok mümkün değil. Yani işte atıyorum biz REST üzerinden giden bir yapı kurmuştuk. Bir ekip OData kullanmak istedi. OData geliştirmesi yapmamız gerekti ama o bekleme süreci, yani ekiplerin sizi geliştirme yapmadan beklemesi kendileri zaman ayırıp yapabilecekken çok mümkün değil. Dolayısıyla bizim şu an tercih ettiğimiz yol ekiplere bu gücü verecek. Hatta ben de o ekip, Sistem 32 dediğimde aslında görevimiz de birisi de o. Ekipler experience dediğimiz bu süreçteki şikayetlerini, daha iyi olabilecek şeyleri de söylüyorlar ve onların bu geliştirmeleri kendi işlerinde yapabilmeleri için onlara güç verme adına veya başka hangi ekip size yardımcı olabilir? Bunu sağlama adına merkezi bir noktada buluşuyoruz ve gerektiğinde ben üst yönetimde pazarlık yapıp bu şeyler için zaman ayrılması konusunda ikna edebiliyorum. Abi şey, yani sizin anlattıklarınızdan birazcık şeyi hissettim. Genel
ortak bir takım olduğu zaman aslında o takım her zaman DevEx'e değil biraz daha architecture'a sanırım kesinlikle dokunmaya başlıyor. O zaman ipin ucu kaçabiliyor diyorsun yani. Kesinlikle. Her ekipte evet kahramanların olup o kahramanların o işi yapması ve Sistem 32 gibi bir grubun bir şey yapmayıp sadece aslında konuşması belki de anahtar nokta. Çünkü orada mesela muhtemelen seninle aynı problemi yaşamış geçmişte biri var. O sana ilham kaynağı olup mesela ipucu verebilir falan. Gene sen kendi tooling'ini yaparsın. Kesinlikle. Bazen hiç kimsenin yardımcı olamadığı ben bunu yapacağım denilen noktada da bu arkadaşın iş planından ona zaman ayırabilmesi için. Yoksa o kahramanlar genelde akşamları hafta sonlarını ayırmak zorunda kalıyorlar. Ben hani özellikle karşıyım bu duruma. Herkes yeni şeyler öğrenmeli. Ona bir şey demiyorum. Hani pragmatik programmer'da falan söylendiği gibi her yıl yeni iki dil, bir dil, programlama dili öğrenmelisiniz. Tamam bunu da boş vaktimizde yapacağız ama ben eve gittiğimde bambaşka bir dille uğraşmak istiyorsam, Clojure çalışmak istiyorsam onunla çalışmak isterim. Gidip işteki framework'le veya işte daha iyi nasıl yaparım gerekmemesi lazım. Yani o özgürlüğü sağlayabilmek çok önemli. Kesinlikle abi. Fatma sen ne diyorsun? Ben şey merak ettim aslında böyle hani dedin ya değişik takımlardan değişik istekler geliyor ya da Barış'ın söylediği gibi mesela diyelim ki her takım loglama yapıyor ve bunun için bir çözüme ihtiyaç var. Bu gibi durumlarda şeye nasıl karar veriyorsunuz? Mesela bir tool satın alalım ya da yok oturup biz kendimiz bunu geliştirelim. Bu kararı nasıl veriyorsunuz? Nasıl başta ya inceliyorsunuz tüm ihtiyaçları ya da doğru karar verdiğinizi nasıl anlayabiliyorsunuz onu merak ediyorum. Yani aslında şey olarak gittiğinizde böyle kurallara çok bağlı gidelim, işte karar verme takımları kuralım, işte decision boardlar kuralım dediğinizde çok şey olmuyor. Yani yine o bürokrasi bu yük gemisi gibi dönemeyen bir yapıya doğru gitmiş oluyorsunuz. Ama kurmak istediğimiz yapı herkes bir sesini duyurabilsin ilk önce ihtiyaçla ilgili. O ortak noktamız şu an Sistem 32. Herkes sesini duyuruyor ama diğer ekipleri veya hiç kimseyi beklemeden ekiplerin kendi bütçesi var. Farklı grup müdürlüklerine bağlılar. Farklı müdürlüklere bağlılar onun altında da. Müdürlükten de satın alma yapılabiliyor. Dediğin gibi birçok ürünü aslında biz bunu alacağız, beklemek istemiyoruz diyerek satın aldıkları oluyor ekiplerin. Ama bir sonraki o ürünü alsak mı denme noktasında artık lisansı büyüterek ilerleyebiliyoruz en azından. Beklememek çok önemli burada. Ekipleri kendi verdikleri kararları geciktirmelerini istemek zaten yani bir yolda ilerlemek istiyorlar. Onun dışında hani loglama özelinde de konuşursak ya biz farklı şeyler deniyoruz. Bir ekip atıyorum Kibana ile kullanmak istiyor. Bir ekip Grafana kullanmak istiyor. Kesinlikle şey demiyoruz. Yani bakın çok memnunlar Kibana'dan. Niye Grafana çıkardınız şimdi demiyoruz. Ekip çünkü bunun sahibi olacak. O projedeki her şeyi yürüten gerçekten o atomik parçaya o özgürlüğü vermeniz lazım ki verim artsın. Yani daha önce dediğim gibi REST kullanıyorduk, OData kullanmayın dediğinizde o ekip OData bilen bir bürosa verimi çok düşürmüş olacaksınız. O özgürlüğü de koruyup ama haberdar olmak en azından duplike harcamaların önüne geçmek, aynı şey için iki satın almanın önüne geçmek. Bir de şunu söyleyeyim, bizim açık kaynak classification gibi birçok inisiyatifimiz de vardı. Biz açık kaynak inisiyatifinde de bir merkezi akıl oluşturmaya çalıştık. İlk önce açık kaynak. Yani her zaman ilk önce açık kaynakla ilerlemeyi tercih ediyoruz. Loglamada falan satın almaya gelmeden önce bir açık kaynak yönlendirmesi yapıp ikna etme çabamız oluyor ekipleri öyle bir satın alma olursa. Çok güzel ürünler de var bu arada loglama tarafında. Tüm JavaScript'ten tutun işte JavaScript exception logları otomatik Elastic'e taşıyan ürünler var. Ama açık kaynak ilk tercihimiz. Süper abi. Barış sen de sanırım şimdi. Sandviller evet. Diyeceksin. Bu developer experience tooling'le konuşuyoruz ya. Aklıma şey geldi. Geçen okuduğum bir makale geldi. Belki onunla ilgili ufak bir şey yapabiliriz. Spotify'ın bir backstage'de uygulaması var. Adamlar şeyi anlatmışlar. Şey, kurdukları yapıyı vesaire falan. Orada şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Hiç daha önce onu deneyimleyiniz oldu mu? Yani yazılımcıların da aslında verimliliğini de işte bu tür tooling'lerle ölçüp aslında hem yazılımcının hem de işte ekibin verimliliğini de bir şekilde ölçebiliyorlar aslında ve işte oradan da işte ekibin ne kadar performanslı çalıştığını vesaireyi de aslında bir şekilde çıkarmaya çalışıyorlar. Orada işte bir tool yapmışlar. Onu da open source olarak daha sonra paylaşmışlar işte backstage diye. Mesela şeyi ölçüyorlardı orada benim çok ilgimi çekmişti. İşte bir kişi ekibe dahil olduktan sonra 10. komitini ne zaman atmış? Bunu ölçüyorlar.
daha önceden mesela bu süre işte bayağı uzunken işte bu uygulama yaptıktan sonra şeye düşmüşüm mesela işte 2 aya kadar düşürmüşler bu süreyi. Buradaki işte experience'dan kasıt da şeymiş mesela. İçeride bir sürü tool var ve bu tool'ları bulmakta zorlanıyor insanlar. Yani işte ben atıyorum logging ile ilgili bir library, bir ekip yaptı bir library. Ama içeride acaba öyle bir library var mı? Bundan kimsenin haberi yok. İşte ya da bir database'e erişeceksin atıyorum ortak kullanılan bir yere. İşte onun bilgilerini almak için belki işte bir yere ticket açıyorsun, birinden bir şey istiyorsun vesaire. İşte bunları aslında tek yaptıkları şey en basitinden tek bir platforma toplayıp herkesin kullanımına sunmak olmuş. Benim çok hoşuma gitmişti böyle developer experience'ı artıran bir örnek olması açısından böyle bir paylaşım dedim. Sizde var mı mesela bu tür şeyler kullandığınız, çalıştığınız firmalarda nedir durum? Ben backstage'e bakmıştım çok kısa. Ama daha kullanmadım. Daha o kadar büyümedik çünkü biz. Ama biz mesela Slide kullanıyoruz. Slide'a dokümante ediyoruz aslında bu ana komponentleri falan. İnsanlar gidip oradan bulup kullanabiliyorlar. Bir de o 10. commit olayı çok ilginç. Abi o benim onboarding metriklerimden bir tanesi aslında. 10. pull request olarak biz implemente etmeye çalışıyoruz. Bir kişi 10. PR'ını artık gönderip approve aldığı zaman artık hani sen oldun noktasına geliyoruz yani. Onu ölçümlüyoruz mesela biz de. Spotify'ın yaptığını bilmiyoruz. Şeydeki de PR'dı büyük ihtimalle ya. Commit değil de büyük ihtimalle PR'dır o da. Yanlış hatırlıyor olabilir. Olabilir, olabilir. Aslında baktığınızda temel olarak herhangi bir karar vermeden önce bir verilere bakarak değerlendirme yapabilmemiz lazım. Bu her konu için geçerli. Dolayısıyla ne kadar veri toplayabilirsek, ne kadar düzgün çalışan metriklerimiz varsa, bizim de çok çılgın metriklerimiz vardı. İşte bu hafta en fazla başkasının taskını kapatan kim? Buna mesela alkış yapılıyordu gibi aslında agile çalışıyoruz ve baktığınızda dene, değerlendir yani ölç ve değerlendir. İyiyse devam et, değilse değiştir. Felsefemiz bu olması lazım ve bunu yapabilmek için her zaman metriklere ve veriye ihtiyacımız var. Bizim uzun zamandır aslında bayağı bir zamandır yapmak istediğimiz iki konu var. Birisi bir QA sistemi. Burada bir gamification'la yani işte Stack Overflow'un lokal versiyonuna bence bir 50-100 kişi civarı olan her şirket sahip olması lazım. Biz açık kaynak birkaç ürün denedik. Çok memnun kalmadık. Stack Overflow'un bir satın alınabilen versiyonu var. Siz çok küçüksünüz. Size satamayız dediler. İşte kaç 5000 civarı kişi istiyorlarmış. Ve knowledge base oluşturabilmek lazım bir de. Knowledge base içinde şu anda DevTrue'nun altyapısını 4M kurulumu yapacak bir ekibimiz. Forum'u deneyeceğiz. Kendi içimizde ya şöyle bir gerçek var. Yani biz çok samimi, çok rahat konuşabiliyoruz birçok arkadaşımızla da. Ama o arkadaşlara bir makale yaz dediğinizde çoğu hevesli olmuyor bu konuda. Ben de hatta öyle sayılırım. İşte el alem ne der ya da işte cümlelerim düzgün olur mu? Birçok kafasında soru var ama baktığınızda arkadaşa acayip değerli. Yani bilgiler taşıyor böyle. Bunun paylaşılması lazım. Bunun dokümante edilmesi lazım. Bu tür şeyleri paylaşmak lazım. Bunun için birkaç çalışmamız var ve Azure DevOps'u kullanıyoruz. Olabildiğince custom query'lerle, işte metriklerle de ekipler özellikle kendi önem verdikleri ölçüde takip etmeye çalışıyorlar. Süper abi. Şimdi ya benim en ilgimi çeken konulardan birine ufaktan gelmek istiyorum ya. Tabii ki. IDE extensions. Yani insanın hayatını bazen cehenneme çevirebiliyor. Bazen de çok güzel şeyler yapabiliyor. Benim... Ya en son dönemde bir tane örnek var. Bizim ekiplerimden birinde bir tane kahraman çıktı ve şey yazdı. Ve hiçbirimizin haberi yoktu yani bu konuda çalıştığından. Ekip Angular ekibi, Angular yazıyorlar. İşte ve uygulama çok dilli. İngilizcesi var, İsveççesi var ve sürekli bu pod dosyalarını editlemek zorunda kalıyorlar poedit'le. Ve çok gıcık bir iş yani. Sonra onu deploy etmesi lazım, bundle alması lazım falan filan. Kız oturmuş bir tane VS Code extension yazmış. Ve böyle hani ekibin zamanı... o kadar güzel optimize etti ki o. Böyle bir saatte biten iş 5 dakikada biter hale falan geldi. Ya çok basit bir extension ama insanların hayatını inanılmaz kolaylaştırdı. Böyle bana çok güzel bir ilham kaynağı olmuştu mesela o sunumu görünce. Süper. Ya benim daha önce dediğim gibi özellikle ilgimi çeken bir şey hani yaşı tutanlar Entity Framework'ün ilk günlerini hatırlar. EDMX Designer
vardı. Daha önce de framework'ler yaptık. İşte Remoting, .NET Remoting'de çalışan distributed bir şeyler yaptık. Ama zirveye ulaştığımız, bunu da şey için söyleyeceğim, bir eşik noktası var otomatikleştirmek istediğinizde. O eşik noktasını aştığınızda böyle bir uzayda, boşlukta kayboluyor gibi oluyorsunuz. Biz bir arkadaşla EDMX Designer extension'ları yazdık. Visual Studio extension'larıyla da entegre ettik bunu. EDMX Designer extension'da şey gibi düşünebilirsiniz. Yani UML design gibi yapıyorduk o zaman. İşte class'ları koy, tabloya map et vesaire. Oralara işte domain'leri veriyorsun, domain context'i oluşturuyorsun, işte isimleri veriyorsun, çubukları çekiyorsun ve biz kendi data annotation'larımızı girebiliyorduk. İşte bu alan zorunlu olsun. İşte bu şöyle olsun. EDMX'i okuyup EDMX'e göre kod scaffold ediyorduk. Aslında önce runtime'da ekran oluşturuyorduk. İşte EDMX'e bakıp runtime'da ona giriş yapılabilecek ekran oluşturuyorduk. Ama ben tamamen scaffold'dan yanayım. Oradaki tecrübeler bizi, ya ben sonuca götürmek çok zor oldu orada. Çok ucunu kaçırdık yani. Her şeyi görsel yapabilelim dedik. Yani bir satır kod yazmadan veri tabanı mapping gibi düşünebiliriz. Ama işte bunu aldığında bunlar da gelsin. İlişki ağacını oluşturuyorsun. Ona göre çekiyor. Insert update'i ona göre işte ilişkilere bakıp önce bunun gitmesi lazım. O zamanlar Entity Framework bayağı sorunluydu. İşte o sırayı düzeltmek gerekiyor vesaire. Bir sürü şeyi otomatik yapmaya çalıştık. Ama o sweet spot bence kullanıcının şeyi, yazılım geliştiren ekibin nasıl geliştirdiğini görmek ve not alıp ona göre kod scaffold etmek, yani oluşturmak. Sonraki bizim Doğuş Teknoloji'de yaptığımız framework'te veri tabanından bizim bütün ekipleri incelediğimizde oluşturduğumuz böyle iyi ilerlenecek gibi dediğimiz yapıyı veri tabanında yapılmış tasarımdan veya sizin code first class'larınızdan, ikisi de geçerli, sizin için bounded context'lere göre işte aggregate root'larınızı, onların data objektlerini hepsini oluşturup onlar için birer API oluşturup onlar için bakıp data annotation'lara göre validasyonlarını koyan bir yapıydı. Dediğim gibi ucunu kaçırmamak gerekiyor ama bence code scaffolding özellikle çok faydalı. Arkadaşın da ne kadar zaman kazandırdığını söylediğinde ben de bizim şeyde Vue kodlarını da oluşturuyorduk. Vue.js tercih ettiğimiz framework olmuştu. Uzun kavgaların, tartışmaların sonunda Vue.js tarafını da otomatik oluşturuyorduk ve benim açık kaynak bir aracım vardı. Onu da kullanıyorduk. Beetle.js diye ta 10 yıl kadar önce yazdığım bir şey vardı. Bu, ben ORM'leri çok seviyorum. ORM tutkunuyum yani o zamanlar. Şimdi gene fikrim biraz değişti de. JavaScript'te neden bir ORM yok sorusunun üzerine çıkmış. İlk 2012'de geliştirmesine başladım. Kotlex'te bir süre yaşayıp sonra GitHub'a taşıdığım bir JavaScript ORM'i. Aslında Entity Framework kodlarını hatim edip Entity Framework'ün yaptığı işi JavaScript'te kendimce yorumlayarak yaptığım biraz Breeze.js'e benzeyen bir projeydi. O zamanlar biraz güzel tuttu. Hatta Scott Hanselman'la falan muhatap olduk. Birazcık işte projeyi anlattım. O acaba şeyde template olarak konulabilir mi Visual Studio'ya falan. Böyle bir diyalog da geçti. Bir sonraki Visual Studio'da Breeze.js template olarak konmuştu. Orada yani belki kıl payı kaçırdığımız bir şey oldu. ORM kodlarını otomatik oluşturmak, yani bunları ama bir çizgide bırakmak. Ya aslında baktığınızda atomik ayrı ayrı eklentiler olabilecek en güzel developer experience'ı sunuyor. Bu kadar yıldan sonraki tecrübeme dayanarak söyleyebileceğim şey, hepsini bir kere de çözmek yine herkesi mutsuz eden bir şey oluyor. Evet ya, snowball oluyor değil mi? Bir kesinlikle snowball oluyor. Çığa dönüşüyor ve altından kalkamıyorsun. Kesinlikle. Yani. Küçük küçük başka eklentilerle çözmek yani en orada ideal. Problemi tespit edip tam o nokta atışı yapmak sanırım en zor meselelerden biri. Kesinlikle. Ekiplerin içine girmeniz ve ekiplerin içine girdiğinizde ekiplerin kendi gibi davranması gerekiyor. Yani sizi yabancı görmemesi lazım. Doğal çalışmalarına, doğal geliştirmelerine devam etmeleri lazım ve bir süre bu rotasyon gibi ekibin içinde yer almanız lazım ki onlara faydalı olabilecek fikirler sunabilirsiniz. Evet abi, haklısın. Evet ya, kesinlikle katılıyorum. Benim de böyle çok fazla şey deneyimim olmadı da geliştirme tarafında IDE extension ama kullanıyorum bayağı kullanıcısı olarak. Ne kullanıyorsun Barış? Yorum yapabilirim mesela orada. Ne kullanıyorsun? Zamanında ReSharper'ı çok kullanıyordum. Visual Studio kullanırken Windows'ta. Yani olmazsa olmaz gibi bir şeydi neredeyse. Aynen, o Allah'ın emri gibi, evet, bir şeydi. Evet, İDE'nin bir şey eksikliğiydi çünkü onu kapatıyordu sağ olsun. Şimdi IntelliJ tarafında mesela işte linting ile alakalı şeyleri kullanıyorum. Ona baktım, işte şeyler var mesela. Excel Draw diye bir site var. İşte UML vesaire falan bir diyagramlar çizebilmek için. Mesela onun extension'ını kullanıyormuşum.
bayağı aslında atıyorum GoLand'i indirmeden önce işte Go'nun extension'ını kullanıyordum yine IntelliJ'den kullanılabilmek için vesaire. Bayağı aslında extension'lar hayatımızı kolaylaştırıyor baktığın zaman. Ya özellikle de şey kullanıyorsan hele zaten Visual Studio Code kullanıyorsan bir aktif olarak zaten orada extension'sız bir hayat çok da şey değil herhalde. Mümkün değil. Aynen, ben de Visual Studio Code'dan vurayım diye bekliyordum sen de bunu bitirince. Orada bayağı ihtiyaç oluyor Visual Studio'da. Zaten şey gibi çıplak bir IDE gibi sen kendi ihtiyacına göre ona extension'larını ekleyip geliştiriyorsun ve evet, sonra uygulamanı geliştiriyorsun gibi. Ben de şeyi çok kullanıyorum. Git History'yi, Git Lens'i bayağı kullanıyorum. Blame yapmak için falan işe yarıyor bayağı. Copilot'u kurdum son zamanlarda. O da bayağı güzel. Copilot ilginç. Ben de şimdi bakıyorum neler var. Aynen. Zaten Cucumber'la test falan yazıyoruz işte senaryolarını. Onu renklendirmek için illa bir şey koyman lazım. Yani o IntelliSense için muhakkak hangi dilde yazıyorsan ona ihtiyaç oluyor bir extension'a. Extension'lar candır ya, güzel. Ben IntelliJ'de şey çok kullandım ya, Covid döneminde özellikle. Code with me diye bir tane eklenti vardı. Pair programming için, pair review için falan. Google Doc gibi aynı dosyayı beraber editleyebiliyorsun. O extension bizim hayatımızı biraz kolaylaştırmıştı yani. Onun ötesinde ben şey çok kullanıyorum ya. Benim çok operasyon işim oluyor datayla falan. Sublime kullanıyorum. İnanılmaz. Çok kullanıyorum yani Sublime'ı. Ve gördüğüm en iyi böyle yani text processor diyebilirim. İnanılmaz özellikleri var. Özellikle büyük dosyalarla falan çalışıyorsanız. IDE'nin hiç altından kalkamadığı şeyleri böyle mükemmel bir şekilde kalkıyor. Fanıyım yani. Biz geçen hafta Emacs konusunu konuştuk. Tek dil mekan sohbetlerimizde Suat'la. Emacs de apayrı bir şey ama bilmiyorum. Ben bu arada genelde bilinmediğini fark ettiğim için hani araya sıkıştırayım. JetBrains ürünlerinden çok bahsettik. Açık kaynak projeniz varsa hani böyle hafif yıldızları olan bir programım var. Ben sanırım 9-10 yıldır lisans ücreti ödemeden tüm ürünlerini hediye olarak yolluyorlar. Bir başvuruyorsunuz, açık kaynak projenizi gönderiyorsunuz. Size projenizin dokümantasyonunda en altta JetBrains kullandım veya şey kullandım yazmanıza karşılık ücretsiz veriyorlar. Ben uzun yıllardır her şeylerini bedava kullanıyorum. Onu da araya sıkıştırayım, tavsiye ederim. Vay, ben bunu bilmiyordum ya. Güzel. Gerçekten mi? Evet ya. İnanılmaz. JetBrains çok güzel. Hani evet, evet. Yeni Visual Studio'larda ihtiyaç azaldı ama hani ne kadar faydalıysa mesela PostCharp'ta bir baş ağrısıdır atıyorum. PostCharp'la geliştirme yaptığımız bir şeyler her şey çok güzel çalışıyor. İkinci kişi de kesin derlenmiyor. Yani böyle eklentiler de var. Bu arada gene aklıma geldi, şunu da sıkıştırmak istiyorum. Az bilindiğini fark ettiğim için bilenler vardır tabii. Jupyter'i biliyorsunuzdur, Jupyter Notebook'u. Jupyter Notebook'un .NET kernel'ı var. Yani .NET projelerinize ait doküman yazarken Jupyter Notebook kullanıp interaktif doküman yapabiliyorsunuz. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Ben açık kaynak birkaç projemde yaptım. Hani işte bu metot böyle kullanılıyor. Alt tarafta gerçekten Python kodu çalıştırır gibi projenizi şeyde GitHub'ın üzerinde değiştirip interaktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tavsiye ederim. Yani etkileşimi çok arttırıyor. Çok iyiymiş. Bu arada öğrencilere de JetBrains ücretsiz. Onda eğer edu.tr falan böyle e-mail adresiniz varsa JetBrains'in bir şey var. Student programı var. Oraya kaydolup direkt ürünleri kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Aynen, ben de Riders kullanıyorum hala mezun olmuş olmama rağmen. Edu e-mailimle yani açıklamak gibi olmasın buradan. Az önce de ufak bir değindik ya böyle şeylerden, işte frameworklerden vesaire falan bahsettik. Eskiden harıl harıl herkesin böyle framework yazdığı bir dönem vardı böyle 2008-2010. Evet. O sıralar böyle bütün firmalar ya kendilerine ait bir framework olurdu ya da böyle şey olurdu işte. Bir firma, işte benim çalıştığım firma da öyleydi o zamanlar. İşte dışarı kurumsal yazılım geliştirmek için framework üretirdi. Çok böyle şey yaygındı o. Tabii o zamanki ihtiyaçlar da göz önünde bulundurduğu zaman böyle çok belki yanlış değildi. Yani şu anki kadar bir mikroservis vesaire gelişmemişti. Yani işte bir şirket .NET kullanıyorsa bütün projelerde .NET kullanılırdı. Database'ler SQL'di vesaire. Şimdiki kadar bir çeşitlilik yoktu. Ama işte zamanla o çeşitlilik de hani artmaya başlayınca artık hani bu framework yazma şeyi artık kalmadı. Gerek de kalmadı sanki. Böyle Devik, sizce burada yani bu developer experience yaklaşımı diyeyim, nasıl bir şey buluyor sizce burada? Bu nasıl bir alternatif getirdi de daha doğrusu bu frameworkler ortadan kayboldu? Yani bence doğru yolda ilerliyoruz. Özgür
bir dünyada rahat düşünebilmek, esnek düşünebilmek çok önemli. Ama ortak her şeyi merkezi bir noktada toplayamayacağımız için yine ekiplerin kendi içinde karar verdiği, bu sefer işte sosyal yönü arttırmak gerekiyor. Yani ekipler parçaladığında en küçük parça nasıl çalışıyor? Bunları incelediğinde yine aslında aynı faydayı sağlayabiliyorsun. Ama baktığında atıyorum 200 kişilik bir şirkete tek bir araç yazıp herkesin ihtiyacını çözebilirken, şimdi 10'ar kişilik 20 ekip varsa her birisine ayrı araç yazmak mümkün olmuyor. O yüzden içeride ekiplerin kendi experience'ını inceleyebileceği akil kişilere ihtiyaç var. Yani biz aslında bunu şeyle çözmeye çalışıyoruz. Birkaç tane farklı oluşumumuz var. Ekiplerin bir araya geldiği cross, böyle farklı ekiplerin bir araya gelip tartıştığı. Ekiplerin kendi içinde de sorumluluk alan, neredeyse her ekipte mimari şapkası olan arkadaşlar var. Bu eleştirel, nasıl daha iyi yapabiliriz gözüyle bakan. Ama dediğin aslında özgürlük geldi ama herkese tek bir araç yazamıyoruz artık. O birazcık maliyeti arttırmış oldu. Ama yaşayan onlar, yani ekip kendisi tecrübe ediyor bunu. Onların bakması lazım kesinlikle. Aynen abi. Ya benim oradaki düşüncem şöyle oldu. Zamanla değişti. Yani daha gençken, genç olduğum zamanlarda işte bir böyle silver bullet arayışı vardı her zaman işte. Her şey tek olsun, çok standart olsun, müthiş çalışsın falan. Çalışmıyor yani, kesin bilgi. Artık bunca yıldır tecrübeden sonra kesin bilgi. Ya bence orada aslında maliyet olarak düşündüğün zaman küçük küçük optimizasyonlar yapıp işte hem yazılımcı tecrübesini ya da yazılım tecrübesini diyeyim arttırmaya çalışmak aslında uzun vadede çok daha ucuza mal oluyor muhtemelen. Çünkü o büyük yazılımın bakım maliyeti zaten alıyor, gidiyor, uçuyor yani. O yüzden küçük küçük şeylere bakması çok kolay. Yani nasıl microservice mimarisi nasıl bugünlere geldiyse aslında burada da benzer bir yaklaşım var yani. Kesinlikle. Küçük tutmak lazım. Sweet spot'u bulmak lazım. Değil mi? Kesinlikle. Evet abi. Katılıyorum yani. Şimdi bir tane daha ilginç mevzu var. Bunun için Microsoft'un bir tane tool'u vardı. 5 dakikadır onu bulmaya çalışıyorum. Bulamadım ama size soracağım. Ya her developer'ın uğraştığı böyle incik cincik şeyler vardır yani. İşte JSON formatlamak, JSON validate etmek, time zone hesaplamak, Unix time zone hesaplamak, MongoID'den Unix timestamp çıkartmak. Başka ne geliyor aklıma? Regex test etmek. Kesinlikle. Bunlar alet çantası. Alet diyoruz çantası. Biz buna, evet. Evet abi. Yani herkesin böyle uğraştığı şeyler var. Ben mesela işte bir sürü web sitesine falan gidip yapıyorum. Hepsinin olduğu bir tool'um yok ama bildiğim kadarıyla Microsoft 3-5 ay önce bir şey çıkarttı ama adını unuttum şimdi. Ben de görmedim. Bir zaman ama bulamıyorum. Mutlaka bulup bu bölümün açıklamasına ekleyeceğim. Orada her şeyi yapmış adamlar. Yani base encoding'leri, işte base64'ları, işte HTML entity decoding. İşte fil tarihindeki enterprise library'e benzer bir şey mi? Bu daha modern şey ya. Yeni çıktı ve yeni. Lokalde çalışıyor abi. İnternetle hiç alakası yok. Biraz güvenlik şeyleriyle sanırım o şekilde yapmışlar. Onu bir bulmak lazım. O çünkü bayağı bir problemi çözüyor falan. Süper. Ben de bilmiyorum bunu. Çok da ilgimi çeken konular. Yani evet, aslında ya. Sen deyince aklıma geldi. Yani floating point'lar ve date time'lar mesela birçok şirkette, birçok ekipte, yani birçoğumuz yaşamışızdır. Yaptığınız bir ürün yurt dışına kurulduğu ilk gün her şey patlar. Çünkü tarihler kaydedilirken dikkate alınmamıştır mesela, veya tarih girdileri mesela Arap ülkelerinde farklı takvimler kullanan yerler var. O dönüşümler, time zone'lar, yani computer file'da bir video vardı galiba, onu tavsiye ederim time zone'larla ilgili. Gittikçe arkadaşın saçlarının daha fazla karıştığı böyle. Yani dünyada 45 dakika saat farkı olan yer olması gibi ilginç noktalara değindiği çok güzel bir video var. Onu izleyip özellikle Stack Overflow'daki bir numara John Skid. John Skid dünyadaki sayılı tarih uzmanlarındandır. Yani yazılımda tarih yönetmeyle ilgili. Onun yazılarına da bakmayı tavsiye ederim. Düşünülmesi lazım. Floating point karşılaştırmalarında en çok karşılaştırmış hatalardan birisi o epsilon
yerine sıfır kullanmak, yani bir şeyleri çıkartıp karşılaştırırken şey epsilondu değil mi? Minimum değerle karşılaştırmamız lazım. Çünkü floating point kafamızda düşündüğümüz gibi saklanmıyor bellekte. İşlemler de hiç düşündüğümüz gibi yapılmıyor. Onluk sistemde düşünüyoruz ama çok farklı çalışan bu IEEE 754 yine IEEE kısmı İngilizce ama sayı Türkçe çıktı. Klasik bir Türk söyleyişiyle. Yani bu tür şeyleri incelenmesi, bilerek kod yazılması çok önemli. Bu tür bilgileri de aslında olabildiğince yeni nesille de paylaşarak ilerlemeye çalışıyoruz. Benim mesela eğitimlerde veriyoruz. Eğitimlerde ilk söylediğim konulardan birisi bu oluyor. Yani bir şeyi yapıyorsanız arkada ne olduğunu anlayarak ilerleyin. Evet abi ya, kesinlikle katılıyorum. Özellikle sektöre yeni giren yazılımcılarda çok fark ettiğim bir şey. Bir de şimdi tabii ekosistem o kadar gelişti ki hem her şey cloud'da, hiçbir şey kurmuyorlar. Evet. İşte connection string'i veriyorsun, bağlanıyor falan. Öyle olunca tabii aslında bu günlük çok pratik olan problemlerle bu insanlar hiç uğraşmıyor. Ben şey yapıyorum genelde, yani bir operating systems, işte file system'lar nasıl çalışıyor, dosyalar nasıl saklanıyor, işte time zone nedir, nasıl çalışıyor, hani kernel'da time zone, date time işlemleri nasıl yapılıyor falan. Oraları bir öğrenmelerini istiyorum aslında. İşte dosyalar nasıl açılıyor, kapanıyor vesaire. O kısımları çünkü hiç tecrübe etmiyor yani, özellikle yeni başlayan arkadaşlar. Çünkü hiç problemleri olmuyor. Ama bir kere o problemle karşılaşınca tamamen böyle afallıyorsun yani. Bu ne ki falan diyorsun. O yüzden o temelleri öğrenmek açısından çok önemli yani. Katılıyorum. Kesinlikle. Yani bu özellikle veri tabanlarında falan veya işte diske bir şeyler yazma konusuna girdiğinizde acayip o eşeledikçe dibine ulaşamadığınız bir şey var. Yani hatta veri tabanı geliştiren arkadaşların da hani internal bir şeyleri okuduğumuzda işte fsync atıyorduk her seferinde ama artık atmıyoruz, işte giderse gider dedikleri. Çünkü bir kod yazarken diyelim ki C# yazıyorsunuz. İşte C# kendi IO'yu yöneten kütüphanesi var. Onun altında Windows var. Büyük ihtimal memory map file'la yönetecek. Onun altında Windows'un internal driver'ları var. Driver'dan gittiğinizde diske gidene kadar orada path var. IO path'ten geçeceksiniz. Diskin kendisi içinde bir cache tutuyor. Sen ona dosyayı yaz dediğinde yazdığına emin olmak için gerçekten neredeyse hiçbir yol yok. Yani bu tür şeylere girdiğinde büyülenmek lazım. Ya ben kendimle ilgili hani bir şey söyleyeyim. Ben çok merak eden birisiyim ve uygulamaya çok fazla dökmüyorum. Böyle bir konuyu merak ettiğimde bir şey olur, bu klik şeyini duyana kadar araştırırım. Ha evet, ya ben artık bununla ilgili olabilecek en aşağı seviyeye kadar gidebilirim diyene kadar bir konuyu araştırıyorum. Yani mesela kaç yıl önce hatırlamıyorum da bilgisayarın düğmesine bastığımızda işletim sistemi nasıl yükleniyor? Takmıştım kafayı. Yani olabilecek, yani işlemci sonuçta hayata geçiyor ama BIOS'a nasıl zıplıyor? BIOS'tan şeye nasıl zıplıyor? İşte 7C adresi vardır mesela. İşte şeyleri öğreniyorsunuz. Manufacturer'lar var. İşte işlemciyle konuşacak bellek yönetim devrelerini üretenler hep aynı bellek adresini aslında map edecek şekilde üretiyorlar. Bunları öğrendiğinizde birçok şey aslında onun üzerine koyabilecek bir yapı kuruyorsunuz. Ben hep şeyden yanayım. Altı temeli olabildiğince geniş yapın. Üstüne çok fazla şey koyabiliyorsunuz böylece. Ne kadar alt seviyeyi öğrenirseniz geniş öğrenmek o kadar kısa sürüyor. Ya o yüzden ben programlama dili de şeyde çok sallamıyorum. Yani ertesi gün bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. Stack nasıl çalışır? İşte bu yazdığımız kod arka planda nasıl bir koda dönüşüyor? Bilmek çok önemli. Ve şunu da söyleyeyim. Her yazılımcı bence lambda kalkülüs çalışması öğrenmesi lazım diyerek kapatayım. Süper abi. Teşekkür ediyoruz. Herhalde bir saate yaklaştık. Bayağı konulara dokunduk aslında. Ya en son hani en kallavi konulardan birini en sona bıraktım. Bakalım bitirebileceğiz mi? Abi shell scripting, işte biraz otomasyon. Oralara da dokunup ondan sonra da ufaktan toparlayalım diyorum. Ya orası çok... Çok güçlü çünkü yani. Ondan bahsetmesek güçlü olmaz. Artık da değişti biliyor musun? Yani bizim gibi yaşlılar shell script... Özellikle Microsoft teknolojileriyle haşır neşir olanlar neredeyse hiç el atmadan işimizi görebiliyorduk. Çok uzun yıllar. Linux tarafında Java ile çalışanlar özellikle işte
açıyorlar. Siyah ekranlarda yanımızda bir şeyler yapıyorlardı. Şu anda hepimiz aslında inkar edemeyeceğimiz bir şekilde bu shell scripting'in ne kadar güçlü olduğunu, bir şeyleri scriptlerle kontrol etmenin bir pencere açıp menülerde gezmekten ne kadar daha rahat olduğunu fark ettik ve Microsoft da aslında bunu fark etti ve araçlar artık Visual Studio Control tırnağa bastığınızda terminal açılıyor ve ben neredeyse her şeyi terminalle yapıyorum ki o kadar eski uzun yıllar command kullanırken Windows'ta artık Windows'un da bir kullanılabilir çok başarılı bir terminali ve çok başarılı bir şeyli var PowerShell'in yeni hali. Linux'taki gibi renklendirebiliyoruz. Ben şu anda size göstersem pastel 6 farklı renk var. Her terminaldeki PowerShell satırımda işte hangi klasördeyim, kaç commit bekliyor, hangi branch'teyim bunların hepsini bana komut satırında gösteriyor. CPU yüzde kaç çalışıyor, saat kaç vesaire gibi. Biraz fazla büyütmüşüm. Kod yazacak yerim kalmamış herhalde ama Scott Hanselman'ın çok güzel yazıları var bu konuda. Kesinlikle Windows kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Linux ve macOS kullananlar şu anda zaten shell çok güçlüydü. Bunu 20 yıldır, 30 yıldır biliyorduk diyorlardır. Ben de Mac ve Windows'u paralel kullanıyorum. Oyun da çok oynayan biri olduğum için artık geliştirmelerimi de oyun bilgisayarımda yapıyorum Windows'ta. Neredeyse Mac'teki tecrübeyi yaşıyorum diyebilirim. Sizi de duymak isterim. Yani çok değişti bu taraf. Microsoft tarafında çok değişti ve çok keyifli oldu. Sizler nasıl kullanıyorsunuz? Abi ben 15 yıldır Ubuntu kullanıyorum neredeyse yani veya 10 yıldır falan. Evet, o yüzden zaten hani içindeydim. Ben hala iyi bir aslında shell kullanıcısı değilim yani. Ama çok işimi görüyor, inanılmaz. Yani bir tane şey yazmıştım mesela, code scaffolder yazmıştım. Orada shell script'le yazmıştım bir kısmını. Yani sed'in ne kadar kuvvetli olduğunu görüp böyle ağzım açık kalmıştı. Yani kim düşünmüş bunu, nasıl bu kadar ileri görüşlü bir o kadar basit tek bir executable'ın bu kadar çok şey yapabildiğini görmek hakikaten şey yani beynimi yakmıştı. Benim en çok kullandığım şey ben Git'i terminalden kullanıyorum. Git alias'ları var. Yaklaşık sanırım 6 yıl önce beraber çalıştığım bir developer arkadaşımdan almıştım. Hala onu kullanıyorum. İnanılmaz. Yani böyle işte git pm işte push master falan diye çok kısa şekilde kullanıyorum. Asla vazgeçebileceğimi zannetmiyorum mesela. Hani hayatımı o kadar kolaylaştırıyor ki. Aynen. Ben de tam dediğin gibi yaptım ya şeyleri. Ben de gitti terminalden kullanmayı tercih ediyorum genelde. Böyle şey falan yapmayacaksam. Oralarda biraz zorlanıyorum da. İşte konflikt falan çözeceğin zaman. Ben de IntelliJ'den şey kesinlikle. Source string. Aynen. Ben de source string açıyorum. Git stash favori komandım benim. Çok severim. Git stash yandı yani. Aynen. Zula. Ya bir de Umut o dediğin aslında hani CLI'in veya işte terminalin ne kadar kuvvetli olduğunu bu frontend dünyası evet. Aslında bir yaklaşık 6-7 yıl önce keşfetti yani. Aynen. Angular'ın CLI'yi. Evet. Angular'ın CLI'yi çok güçlü. Yani oradan işte bu yani bir komponent bile create edeceğiniz zaman Angular'ı CLI'nden yapılıyor yani artık elle hiçbir şey create edilmiyor. Mesela biz şey AVS'i, WS'i de CLI ile kullanıyoruz biraz. Hatta bizim CDN AVS'in bucket'ında duruyor. Artık şeyi bile ben image upload'ları bile CLI'den yapıyorum. Bayağı hoşuma gidiyor ve şey yani senin dediğin gibi Umut'un da dediği gibi açıyorum VS Code'un terminalini. Bazen böyle 4 tane tab'im falan açık oluyor şeyde VS Code'un terminalinde. Bayağı seviyorum onu. Şeyler de var bir de ya. Terminalde çalışan uygulamalar da var böyle çok güzel. Mesela işte Kubernetes'i yönetmek için K9S diye bir uygulama var. Direkt şeyde çalışıyor, terminalde çalışıyor. Bayağı hoş ya. O tür şeyleri de çok seviyorum ben. Böyle terminalden böyle çıkmadan direkt ufak da böyle bir olsa sana şey de veriyor. UI deneyimi de veriyor. Güzel oluyor o tür şeyler. Ya bir de terminal hackerları var biliyorsunuzdur. Ya benim de ben de öyle birisiyle çalıştım. Hani bildiğiniz 15 apartmanlı siteye boru hattı döşüyor gibi pipe kullanıyor. Yani
oradan alıyor, ona atıyor, ondan alıyor, oraya atıyor. Ya her şeyi birbirine bağlıyor böyle. Hayranlıkla izliyorsun ve şey vardır onlarda, bilmiyorum birkaç tanesinde gördüm. Enter'a çılgınca basma olayı vardır. Bilmiyorum siz şahit oldunuz mu? Mutlaka bir komut bittikten sonra şu an gelir misiniz? Çat 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 çat. Altı satır bir boşluk falan atarlar böyle. Ya ben o kadar çok yoğun kullanmıyorum. Yani bazı konularda görseli tercih ediyorum. Konflikt gibi özellikle veya pull request'leri incelemek için de şey yapıyorum ama her şeyi terminalde yapanlar var. Hayranlıkla izliyorum. Yapılabileceği için yapmak gerekli mi? Bu ayrı bir tartışma konusu olur. Ama şey yok. Sınır yok yani. Evet ya. Herkesin biraz kendi tecrübesi anladığım kadarıyla. Mesela ben şeyi keşfettim kendimle ilgili. Browse etmem gerekiyorsa işte scroll etmem gerekiyorsa falan terminalde yapamıyorum yani. O beni böyle çok sıkışmış. Kalbim sıkışıyor yani orada. Yapamıyorum ama işte 3-5 satırlık bir şey yapacaksam veya gezmem gerekmiyorsa o zaman çok kolay. O yüzden mesela merge konfliktleri falan IntelliJ'de çözüyorum ama terminalde çözen insanlar gördüm. Gerçekten tebrik ediyorum kendilerini. Zor iş yani. Tabii evet. Verimliyse. Vim'in öyle bir kısa yolları var ki onları ezberledikten sonra inanılmaz şeyler yapıyorlar yani insanlar. Evet abi. Vim'e girdim mi çıkamıyorum ben. Abi zaten Stack Overflow'un en zaten. Çıkabiliyorsan zaten tamammış. Bu GL seferini yapıyoruz ya. Ya Git Kraken gibi mesela çok güzel. Ben RGB de seviyorum. Bilgisayarımın her tarafından renkler, işte mousepad'imden, her şey, klavyemden renkler fışkırıyor. Bilmiyorum ya. Ben öyle daha keyif de alıyorum. Bazı konularda işte renkli renkli Git Kraken gibi falan tool'ları kullanmayı tercih edebiliyorum. Ama saygımız sonsuz abilere tabii. Abi bir de şey yani aslında kişiliğini biraz yansıtıyorsun ya kendi çalışma ortamına. Ya bir arkadaş şey kurmuştu mesela. IntelliJ'ye bir tane extension kurmuş. Progress barlar gökkuşağı yani. Ben gördüm böyle o kadar mutlu oldum ki çok tatlıydı yani. Hiç görmüşsün. Gerçekten bakasın geliyor. Aa, inanılmaz yani çok tatlıydı. Bu arada Barış benim az önce bahsettiğim tool'u buldu. Sağ ol Barış. Adı DevToys. DevToys. Anladığım kadarıyla Microsoft'un yani logoları falan var. Herhalde onların diye tahmin ediyorum. Open source galiba. Ben de şimdi baktım ama şeyde Microsoft'un store'unda yayınlamışlardı galiba. Ha, belki Microsoft'un değildir ya. Evet. Bilmiyorum. Ama evet Microsoft'un değil ya. Başka birinin adı var abi. Bir birey adı aynen var altta. Ama çok güzel gözüküyor. Onun linkini falan da koyarız. İsteyenler inceleyebilir. Bir saate geldik. Ufaktan toparlayalım diyorum. Bugün Doğuş Teknoloji'den Umut bizlerleydi. Çok da güzel bir sohbet yaptık bence. Umut son söz senin abi. Sen kapat. Teşekkür ederim. Ya ben aslında ne zaman böyle sizin gibi keyifli geçeceğini bildiğim sohbetlerle ilgili muhabbet açılsa her seferinde ben ne biliyorum ki yani ben ne diyeceğim. Şu bilgi denizinde o kadar ufak bir damla hakimim. Ama baktığınızda şunu da kabul etmek lazım. Hepimizin birbirimizden öğreneceği çok fazla şey var. Umarım bir iki kişi de olsa bir merak, bir ilgi uyandırabilmişimdir. Bana şeyi de soruyorlar. Stajyerler geliyor işte onlara neler öğreteceksiniz, ne yapacaksınız? Yani ben açıkçası onlardan neler öğreneceğiz diye daha çok heyecanlıyım. Çünkü yepyeni yüzlerce beyin, yüzlerce zihin gelecek. Öğrenmeye devam diyorum. Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz ya katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Bu arada çok mütevazi yaklaştığın konuya yani bu kadar tecrübe ve bilgiden sonra umarım genç arkadaşlar, meslektaşlarımız da buradan da senden bir şeyler örnek alırlar umuyorum yani. Teşekkür ederiz çok. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman. Herkese hoşça kalın. Nasıl bir hoşça kalın. Herkes hoşça kalsın. Herkes hoşça kalsın. Evet.